A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Dilem Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Ufuk Uras. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Biz de Cihangir'e hoş geldik. Orhan Kemal Müzesi'nin altında bir kitap evi kafeden yayınımızı yapıyoruz. İkbal Kafe'nin üzerinde. Evet. Efendim şimdi ben sizi tanıtmaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü bütün halkımız sizi yakinen tanıyorlar. Siyasetçi kimliğiniz ön planda olduğu için daha çok o kimliğinizle tanınıyorsunuz ama bir akademisyen kimliğiniz var. Hocalık yapıyorsunuz, ders veriyorsunuz İktisat Fakültesi'nde siyaset bilimi üzerine. Ben biraz daha baştan yani hayata dair olduğu için programımızın adı. Doğduğunuz ve büyüdüğünüz çevre, size onun etkileri, nasıl bir çevrede büyüdünüz, nasıl devam ettiniz, fikirlerinizi, hayatınızı yönlendiren o sosyolojik ortam nasıldı? Böyle kısaca bir geçebilir miyiz? Ben Üsküdarlıyım. Doğancılar Parkı'nın kenarında kuleli köşkler diye eski ahşap evler vardı. Bir ahşap evde doğma mutluluğuna sahip insanlardan biriyim. Hala bir nostalji olarak tahta kokusu, güvercin sesi çok hoşuma gider. Babam Hasip Uras Sivas Divriği'li emekli bir askerdir. Annem Nevin Uras, Balkan göçmeni ailesi, Varna'dan göç etmişler. Üsküdar'da buluşmuşlar. Çocukluğum Üsküdar'da geçti ama bir asker çocuğu olarak 21 ev dolaştık. Dolayısıyla Anadolu'nun her bir tarafına giderken birden kendimi Kadıköy Maarif Koleji'nde yatılı bir ortamda bulundum. Sonra İktisat Fakültesi, sonra üniversitede hocalık, sonra siyaset. Ama siyaseti de hiç profesyonel bir siyasetçi gibi algılamadım. Yani bir tür kendini ifade etme biçim. Hani siyaset yapma bizim memlekette biraz sahtekarlık yapmaya dönüştüğü için, bir mesleğe dönüştüğü için aslında sade yurttaşların işi olarak gördüm siyaseti. Kısa özeti bu. Estağfurullah. Balkanlara gittiniz mi peki anne tarafınız var? Tabii. Bosna'yı yani Varna'yı, yani Bulgaristan'ı falan gezdim biliyorum. Ama tabii insan kendini nerede doğduysa oralı hissediyor. Yani kendimi İstanbullu olarak görüyorum. Ben Haziran'ın sonunda Bosna'daydım. Ayvaz Dede şenlikleri vardı. 503.sünü kutluyorlardı. Çok güzel. 8 kilometre yürüyerek dağın tepesine çıkıyorsunuz. Baktım 60-70 yaşındaki nineler bastonla o kadar yolu yürüyerek, yani o azmi gördüğümde şaşırdım. Yani hiçbir sene kaçırmadan o yaştaki insanlar, yani oradaki değerlerine bağlılığı görünce hakikaten hoşuma gitti. Yani Balkanlarda da biliyorsunuz tabii bizim Osmanlı'nın, Türk'ün çok büyük etkisi var yani hakikaten. Zaten öyle bir mozaik var ki Anadolu'ya baktığınızda da. Yani herkesin kendi kültürü ve kimliğiyle yaşadığı bir zenginlik çok güzel. Bunu savunmak lazım. Yani teklifleştirmeyi değil de nereye gitseniz Balkanlar, Anadolu, yani müthiş bir zenginlik var ve yani ölünce zaten hepimiz aynılaşacağız. Niye hayatı mezarlığa dönüştürelim diye bakmak lazım. Bunu bir hoşluk olarak görmekte fayda var. Ölünce dediniz de sizin başka bir televizyon programınızda yine çocukluk gençlik döneminden bahsederken öyle manevi değerlerle büyümüş bir ailenin ortamında olduğunuzu, hatta namaz kıldığınızı, yani bir yazınızda da ben onu gördüm. Ama bundan dolayı eleştiri aldığınızı da şimdi bunu ifade ettiğinizden dolayı, doğru mu? Doğru. Annem babam hacca gitti ve biz de böyle büyüdük. Yatılı ortam, tabii daha kozmopolit bir ortam olduğu için orada insanlara tuhaf geldi. Ben yıllar sonra bunu anlatınca ya niye bunu anlatıyorsun diye eleştirenler oldu. Ya 30-40 yıl önceki bir durumu anlatıyorum ve o gençlik döneminde daha sonra hani nasıl değişip ve dönüştüğümü anlatıyorum. O dönemler daha serttik tabii. Bir süre sonra ya insanların ontolojik kaygılarının, varoluşuyla ilgili sorularının farklı farklı olabileceğini ve buna saygı göstermek gerektiğini ve zaten doğru düzgün bir demokraside de herkesin inanç özgürlüğü olması gerektiğini görüyorsunuz. Türkiye'de bizim laiklik dediğimiz otoriter laiklik aslında Bizans geleneğinden geliyor. Devlet dini denetliyor. Ne devlet dini denetlesin, ne din devleti denetlesin. Kimse kimsenin hayatına tırnak içine maydanoz olmasın. Aslında güzel olan bu. Bu bizi daha hoşgörülü kılıyor. Yani bu medeniyetler buluşması falan aslında bizim ve dünyanın zenginliği. Yani orada
rekabetçi bir yaklaşım yerine, dışlayıcı bir yaklaşım yerine böyle bir hoşgörü benimsemek lazım diye bakıyorum. Yani sevginin, demokrasinin, laikliğin, birbirine karşı şefkatin önemi çok büyük. Tabii çok. Bizde ise tersi nefret ve negatif rekabet. Tabii hiç olmaması tabii, gereken şeyler. Ona İngilizler red straight diyor. Yani sıçan yarışı. Yani denizin dibine doğru bir yarış sizi ölüme götürür. Halbuki pozitif bir yarış ve rekabet iyi bir şey. Fikren kendine güveni olmayanlar zaten böyle bir şeye karşı çıkarlar. Özgüven problemiyle ilgili bir şey bence. Evet, şimdi dönüşüm deyince hakikaten öyle. Mesela ben Saint Bernard'da okudum, Fransız Koleji'nde. Biraz önce oğlunuzla tanıştık. Evet. Çok yakışıklı bir delikanlı, evet. Maşallah Sorbonne'da okuyor. Evet. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi Fransızca olarak biyolojiyi de Fransızca okuyorduk biz. Biyoloji de okuduk. Ondan sonra siz de biyoloji dersinin doğru. Kendi üzerinizdeki etkisini bilirsiniz. Doğru. Şimdi özür dilerim, sözünüzü bölmek istemedim fakat o zamanlar ben de Nazım Hikmet okurdum, Ruhi Su dinlerdim. Tabii. Yani çünkü solun getirdiği işte değerler biçiminde işte adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar zaten her insanın yaratılışında yani fıtraten olan sahip olmasını istediği ve çevresinde de görmek istediği özellikler. Dolayısıyla yani bir insanın bu ideallere yatkın olması, bu ideallere yatkın olması çok doğal bir şey. Yani insanın fıtratında evet. Olan bir şey. Ama daha sonra biyoloji derslerinde okutulmasına rağmen tesadüf dediniz de oradan aklıma evet. Geldi. Şimdi tesadüf şey. Fakat sonra bilimin gelişmesiyle biliyorsunuz genom projesi. Başında Francis Collins vardı profesör. Evet. Hatta kendisi inançsızdı. Daha sonra o gen haritasını inceledikten sonra böyle bir şeyin tesadüf olması mümkün değil. Dedi ki hakikaten üzerine çok düşündükçe ve bilimsel verileri inceledikçe yani fosil kayıtlarına baktığınızda hiçbir ara geçiş formu görmediğinizde örneğin bizi çeken kamera şimdi kameranın parçalarını kendi kendine oluşup birleşip bir şuurla bizi çekmesi ve yayınlamasının tesadüf olamayacağı aşikar. Göz ondan milyon kat mükemmel. Yani telefondaki kamera 5 megapiksel ama bizim gözümüz 500 küsur megapiksel. Yani o mükemmelliklerin tesadüf olamayacağını, yani bir tasarım oldukları, yaratılmış olduklarını artık bilimde, bilim gelişiyor dikkat ederseniz. Yani o zamanlar belki bir elektron mikroskop yoktu. Elektron mikroskop olmayınca bir hücre, mükemmel bir yapıyı, bir şehir gibi kompleks bir yapıyı bir su damlası olarak görüyorlardı. Şimdi teknoloji ilerleyince, bilim ilerleyince hücrenin ne kadar kompleks bir tesadüf eseri olamayacak mükemmel bir yapı olduğunu artık bilim adamları da görüyor. O yüzden mesela bende de bir dönüşüm oldu. Biliyor muyum? Yani dönüşümler belki sizin jenerasyonda tabii çok farkımız yok ama yine de o zamanda 71 olayları vesaire o zamanın kültürü ve eğitiminden dolayı böyle de bir eğitim var. Yani bu eğitimin de insan üzerinde etkisi büyük değil mi? Ya zaten hani insanın değişmemesi ya da taşlaşması bir marifet değil. Zaten ben siyaseti de kendisini yenileyenlerle kendisini yetinleyenlerle arasında bir ayrışma olarak görüyorum. Bu solda da sağda da böyle. Darwin kitabında bir sürü şey söylüyor ve geliyor göze ve diyor ki çözemediğim mesele bu göz meselesi. Ben inancın karşısının inançsızlık olduğunu düşünmüyorum. İnancın karşısında olsa olsa eleştirel düşünce olabilir. Beni bu meselelerde modern biyoloji dahil en çok etkileyen Jack Monod'un Rastlantı ve Zorunluluk kitabıydı. Orada şöyle bir tartışma var. Maddenin ve doğanın bir amacı var mı? Yoksa biz ona bir amaç mı atfediyoruz? Yani kalemi bırakınca yere düşüyor. Kalemin yere düşmek gibi bir amacı var mı? Hayata eğer biz anlamlandırıyorsak ya da bu doğanın ve hayatın kendini yeniden yapılandırılması anlamak gibi bir kaygımız varsa herkesin bulduğu çözümlere burada saygı duymak lazım. Çünkü bizim 60'lı yıllarda küçüklüğümüzde ve 70'li yıllarda mesela bilim metodolojisi üzerine kafamızda 2-3 şey vardı. Yasa vardı ve anlayabildiğimizi düşünüyorduk. Yani şimdi bu tanrı parçacıklarından bilmem kara deliklere falan yani artık ben 50 yaşını geçen birisi olarak vakıf olamadığımı anlamadığımı fark ediyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Yani okuyorum çözemiyorum. Yani yöntem olarak da böyle bir monizm yok. Doğru yöntem budur ve ancak böyle bakarsan
hayatı algılarsın ve çözersin diye bir şey yok. Burada işte karşılıklı bir fikri alışverişe, belki de rekabete ihtiyaç var. Evet. Bilimsel çalışmalar önemli. Evet, mesela evet. Darwin kitabının sonunda da diyor ki fosiller evet. belki diyor benim bütün teorimi çürütecektir diyor. Çünkü hiçbir ara geçiş formu bulamadık diyor. Hı hı. Bütün yer altı katmanları araştırıldı. 350 milyon fosil çıkartıldı. Hı hı. Ve hepsi mükemmel. Şu anda günümüzde yaşayan evet. canlılarla yani 500-400 milyon yıl evvel yaşayan balıkla şu anda yaşayan balık aynı. Yani fosiliyle gerçeğin canlısını yan yana koyduğunuzda aynı. Ve bir türden bir türe geçtiğini iddia ettiği dönemler böyle bir milyon sene sürüyor. Ve o geçişlerin arasında eciş bücüş tabir edebileceğimiz farklı fosil kayıtlarının olması gerekiyor. Bunlara ara geçiş formu deniyor ama bunlardan bir tane bile bulunmadı. İşte Darwin bunu o zaman düşünmüş, öngörmüş. Yani bu çıkmıyor, olmuyor diyor ve bulunamazsa da benim teorim geçersizdir diye kendi itirafları var. İşte Popper'in yanlışlanabilirlik tezi tabii yani. Bir her 40 tane beyaz kuğu varken bir tane siyah kuğu bulduğunuzda bütün kuğular beyazdır tezi çöküyor tabii. Doktrinden değil, yaşamdan beslenmek lazım. Ben bir doktrin ortaya atıyorum ve hayatı doktrine göre tarif ediyorum yerine yaşamdan beslenip yaşamdan gelen bilgileri sorgulayarak yani bir tür metodik bir eleştirellik, kuşkuculuk ile her şeye, doktrinlere de, hayata da bakmakta fayda var. Bunun başka yan etkileri şöyle oldu, siz daha iyi bilirsiniz yani toplum bilimci, siyaset bilimci olarak. Şimdi o anlayışı insan toplumu üzerine adapte ettiler sosyologlar. Yani o düşünceye sahip, Darwin düşüncesine sosyal sahip. Darwinizm. Sosyal Darwinizm. Evet. Sonuçta milyara yakın insanın ölümüyle sonuçlandı, şehit olmasıyla sonuçlandı. Altta kalanın canı çıksın teorisidir. O. Yani tabii. Güçlü olan zayıfı ezer. Ve çatışma prensibi. Yani madem hayvanda çatışma var, o zaman insan toplumunda da çatışma olması gerekiyor. O zaman bu ideolojiler bunu da kendine taban aldı. Kimisi ırklar arasında yaptı bunu. Tabii. Faşizm. Kimisi işte Stalinizm gibi sınıflar arasında. Tabii. Vahşi kapitalizm bireyler arasında. Emperyalizm devletler arasında. Kan gölüne gözyaşına çevirdiler dünyayı. Yani buna siz nasıl bakıyorsunuz değil mi? Çünkü uzlaşmazlığı değil, uzlaşmayı esas almak lazım. Bir yerde bir optimumda buluşmak lazım. Hayatınız boyunca uzlaşmazlıklar üzerinden gitmek doğru değil. Yani o diyalektik düşünce dediğimiz düşüncenin her şey kendi içinde bir karşıtın içerir cümlesi. Her karşıtın da kendi içinde bir karşıtı içerdiğini varsayar ve o sonsuza doğru gider. Yani x bölü sonsuz sizi bir hurafi dünyasına götürür. Bizim o diyalektik yöntem diye adlandırdığımız yöntem aslında sadece betimliyor, açıklamıyor. O yüzden bizim betimleyici yöntemlere değil, açıklayıcı yöntemlere ihtiyacımız var. Stalin Rusya'sında da doğru yöntem budur deyip bir tür kafalara zırh konmuş. Şimdi bu da özgürlükçü bir ortama aykırı. O yüzden hani kimisi dediğiniz gibi yaratılış teorisine inanır, kimisi başka bir şeye inanır. Yeter ki insanlar her inanç biçimini ya da teoriyi bilebilecek özgür ortamda olsunlar. İçeriğini kim nasıl dolduruyorsa doldursun. Komünizmin çökme sebebi bir nevi onun getirdiği otoritenin, yani siz partinize de o ismi koydunuz. Özgürlük. Evet. Yani insan ekmekten çok ihtiyaç tabii. duyduğu bir şey özgürlük. Komünizmin ve o bakış açısının insanların özgürlüğünü elinden alması, fıtratına aykırı olması mıdır esası? Yani ya, topluma uygulanmaması. Komünizm sözcüğü esas itibariyle komünden geliyor. Komün dediğiniz belediye, işte Paris komünü. Doğrudan yönetim. Bunu böyle algılamak lazım. Ama bir partinin, bir hizmin, bir şefin bütün toplumu tahakküm altına almasının adı olduğu zaman zaten kirleniyor. O yüzden biz hep kendimizi yeni kelimelerle ifade etmek istiyoruz. Yeni bir siyaset lazım 21. yüzyılda. Yeni bir şey lazım. Ama bu yeni şeyin ne olduğunu eski terimlerle ifade edemiyoruz. Çünkü içi boşalmış, kirletilmiş. O yüzden 21. yüzyıldaki bu arayışın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bürokratik sistemlerin yanlış olduğunu görüyoruz. Piyasa dediğimiz şey her şeyi çözememiş. Yine doğru olan ne? Bu doğru olanın ne olduğunu aslında genç kuşaklar arayıp bulacak. Biz neyin olmaması gerektiğini gördük. Evet. Neyin olması gerektiğinde insanın ortak aklı
bulacaktır elbet ki bu hani sömürüye karşı olan, insanların eşitliğini, özgürlüğünü savunan bir yapılanmalı olmalı. Sovyetik deneyimlerde başta Polonya olmak üzere, Arnavutluk olmak üzere dinin en bastırıldığı, yasaklandığı yerlerde daha sonra bakıyorsunuz din en fazla ön plana çıkmış. Yani insanların ontolojik kaygılarını bastırmak yanlış bir şey zaten. Hani orada da yine bir özgüven problemi var. Yani şamanizm bile bastırılmış. Bırakınız semavi dinleri, şamanizm bile yasaklanmış. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Bırakınız insanlar neyi Budist olabilir, ne olursa olsun. Kendini nasıl ifade ediyor ederse etsin, öyle etsin. Ama tabii bunu anlayabilmek için bu kadar bedel ödemek gerekiyor muydu? İnsanlığın bu kadar fatura ödemesi gerekiyor muydu? Tabii o da ayrı bir hikaye. Tabii kirlendi derken önemli bir noktaya zaten değindiniz. Evet. Bu normal sosyal adalet olması gerekirken tabii. Dikta rejimine tabii. Döndü. Hepsi büyük vahşet uygulandı tabii. Bu Ho Chi Minh yaptı, Pol Pot zaten. 9 milyonluk ülkenin sadece 3 milyonunu bırakıp bu kadarı bize yeter zaten dedi. Mao birçok uygulama yaptı ki bunu diğer ideolojilerde de gördük. Vahşi kapitalizmde işte büyük balık küçük balığı yer gibi davranıp birçok insanlar zulme uğradılar. Halbuki insanların istediği anlattığınız gibi özgürlük, adalet, herkesin mutluluk içinde yaşaması ki insanların ahlakının getirdiği bu. Herkes içinde bunu hissediyor bahsettiğiniz üzere. Kur'an'da da bu söyleniyor zaten. Onun dışında güzel amaç edinen ideolojilerin aslında temelinde de bu var. Ama dediğiniz gibi bir kirlenme oldu. Çok. Sizce bundan sonra nasıl bir durum olacak bu insanların adaleti, özgürlüğü, mutluluğu? Ben genç kuşağa çok güveniyorum. Bu dijital devrimin ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir siyasi iktidar artık palavralarla, dünyanın hiçbir yerinde yasaklarla kendini sürdürmesi mümkün değil. İnsanlar dijitalde bir adım ortada, ötede. Aborjinler ne yapıyor? Bir tarafta kim ne ediyor? Bunu yani kelam tekeli. Tekellerin en tehlikelisi. Yani insanların kelam özgürlüğü çok önemli. Bu dijital devrimle aslında doğrudan demokrasi imkanı da var. Yani her konuda insanların onayını almak. Ne yapacaksanız yapın, insanların rızasını alacaksınız. İnsanların rızasını almadan yapılan hiçbir şey doğru değildir. İşte niye biz Jacobinizmi eleştiriyoruz? Niye İttihat Terakki geleneğini eleştiriyoruz? Hatta daha aktüel siyasete gelelim. Mesela şu Gezi Parkı'nda. Nedendi? Ağacıma karışma. Ya 3 gün sonra yerel seçimlere giriyoruz. O zaman adayıma da karışma. Ya liderler her tarafa paraşütle aday dağıtıyor. Ya bırak yerel seçimlerde herkes adayını kendisi belirlesin. Ya bu yeni ruh bence çok önemli. Zamanın ruhu bence bu. Bu özgürlükçü bir ruh. O yüzden yani genç kuşaklar bence bizden daha avantajlı bir konuda diye düşünüyorum. Yani özgürlüğü ele alan baskıcı otoriter komünist sistemler gibi din adına yapılan bağnazlık sistemi de öyle. Yani nasıl o komünist baskı, dine yapılan baskı dindarlığı artırıyorsa din adına yapılan bağnazlık da insanları gerçek dinden uzaklaştırdı uzun bir süre. Yani toplumdaki aslında anlayış o. Bağnazlık. Yani Kur'an'da olmayan fakat insanların belki 1000 senedir türettiği hurafe, örf, adet, gelenek ve yanlış kaynaklardan beslenmekle ortaya Kur'an'ın istediği insan toplum modelinin ahlakının dışında bambaşka bir din oluştu. Adı bağnazlık. Adı İslam gibi gözüküyor ama yani şiddet içeren, insanlara sevgisiz yaklaşan, sürekli cezalandırma üstüne bir sistem kuran, her şeyi detaya boğan ve insan fıtratına aykırı, dinin kitabı olan, Allah'ın kelamı olan Kur'an'a da aykırı bir bağnazlık sistemi, ister istemez genç insanları özgürlüğüne düşkün, adalete, akla, mantığa dayalı, bilime dayalı bir toplumda zaten yer edinmesi mümkün değil. Dolayısıyla bağnazlıkla da mücadele tabii. Aslında fikren tabii. Ve ilmen yapılması gereken önemli bir şey değil mi? Çok çok doğru. Çünkü yani bunlar anlam dünyaları. Siz bağnazlık dediğiniz şey aslında nedir? Bir cümlede anlamı sabitlemek. Halbuki anlamı sabitlemek yerine anlam dünyalarının renkliğini ve çoğulculuğunu savunmak lazım. Örneğin herhangi bir din kitabını aldığınızda bugüne kadar erkek egemen değerlerle okuduğunuzda başka bir sonuç çıkarıyorsunuz. Kadınların gözüyle okuduğunuzda vurgularınız,
o anlamlara kattığınız anlamlar farklılaşabiliyor. Bu da iyi bir şey yani. Hayır, anlamın, ben anlam kılavuzuyum, ben anlam kurma jandarmasıyım, anlamı ben sabitlerim dediğinizde işte diktatöryel rejimlerin de bir tür zihniyet jandarmalığında kapısını açıyorsunuz. O yüzden hani şimdiki gençlik dünyanın neresinde ne olduğunu görebiliyor ve karşılaştırma imkanına sahip. O yüzden ben son derece iyimserim. Yani böyle şey var ya, bu gençlerden bir şey olmaz, bu milletten bir şey olmaz, aslında benden bir şey olmazın değişik bir şekilde ifade edilmiştir. Hiç kimsenin kendisine haksızlık etmemesi gerekir. Evet, yani siyasetçilerin, siyasetin bir kere insanların özgürlüğünü tam verecek tarzda ve onlara karışmayacak tarzda olması lazım. Yani demokrasinin gereği de budur. O insanları iten bir şey. Yani kişilerin yaşam alanına, kıyafet alanına, düşünce özgürlüğüne müdahil olabilecek en ufak şeyler bile insanları hemen tedirgin ediyor. Yani o yüzden yanlış da algılanabiliyor. O yüzden çok İtinalı olmak gerekiyor. Ve bunlar bütün dünyada birbirlerini buluyorlar. Mesela Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Živkov bizim Kenan Evren'e gidip Dimitrov nişanı vermişti. Yani bakın iki tane diktatör birbirini nasıl buluyor. Bu Mısır'da Sisi darbesini savunanlar bakıyorsunuz bunu bir tür otoriter bir laikliği makbul bir şey gibi takdim ediyorlar. Halbuki İşte demokrasi yoksa, özgürlük yoksa o laiklik bir despotizme dönüşüyor. İşte bakınız Esad rejimi, Suriye, işte bakınız Sisi diktatörlüğü. Hani 100. günde geldik de geliyoruz da o yüzden onu daha anımsatayım dedi. Yani dünyanın her yerinde benzerler benzerlerle rezonans halinde davranmaya başlıyorlar. Bu da enteresan bir gelişme. İyiler bir tarafta, kötüler bir tarafta gibi neredeyse. Arap Baharı'nı nasıl karşılıyorsunuz madem Mısır'dan konu açtınız? Yani ben genel olarak 4 mevsim bir arada yaşadığımız için bu tür gelgitlere bakarak değerlendirmek gerek ama şöyle bir yaklaşım var. Yani oryantalist bir yaklaşım o tabii. Yani Orta Doğu halkları başta Araplar olmak üzere kendi başlarına hareket edemezler. Birileri mutlaka bir düğmeye basmalı falan diye. Bu da büyük haksızlık. Orada bir arayış var ve bu arayış çok kıymetli. Hani bu nereye varır falan tabii kestirmek güç. Baktığınızda bunu görüyorsunuz. Ama bu arayışın kendisinin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela Suriye'ye de baktığınızda orayı tektipleştirmeniz mümkün değil. O kadar kavim, o kadar cemaat var. Daha işte özgürlükçü demokratik rejimlere yönelik bir yönelim diye bakmak lazım. Hani oraya varır mı bilemiyorum. Manipülasyonlar olur mu? Tabii olur. Ama İnsanlığın görevi de zaten bu tür oyunları berhava etmek, başkalarının planlarının bir parçası olmamak. O yüzden sizin de bir planınız olması gerek. Benim bu konudaki kriterim halkın onayını alarak her adımın atılması, bu yüzden demokratik mekanizmaların desteklenmesi. O yüzden Tunus'tan beri başlayan o süreci ben hep olumlu değerlendirdim doğrusu. Bir de bazı bir Amerika karşıtlıkları oluyor bu Orta Doğu devletlerine. Diyorlar ki Amerika bize böyle yapıyor, şöyle yapıyor ama sonra bir konu olduğunda Amerika gel bizi kurtar diyorlar. Oluyor tabii. Halbuki tüm dinlerin, çünkü Orta Doğu'da her dinden doğru var. Tüm doğru dinlerin, tüm ırkların beraber mutlu yaşadığı bir birlik olsa, tabii, bir anlaşmalı, kardeşli bir birlik olsa, birbirlerine yardım etseler böyle bir şey olmaz. Doğru. Böyle bir birlik için ne düşünüyorsunuz? Tabii çok hoş bir şey. Ben yıllar önce bir Filistin'de özgürlük mitingi yapıyorduk. Mütedeyyin yurttaşlarımız da var. Ve bir ara bir slogan atılmaya başlandı. Ordu Kudüs'e diye. Dedim ki bir dakika. Ya biz zaten ordunun müdahalesine karşıyız. Yani ya da işte Kudüs bizimdir, bizim olacak. Ya bırakınız Kudüs herkesin olsun. Yani karşı olduğunuz insanların yaklaşım diliyle konuşmaya başladığınızda işte İsrail'in yani bu kadar ciddi problem yaşayan Yahudi halkının İsrail'de bu sefer Araplara karşı tutumu ya da Hristiyanlara ezen Roma'nın bir Hristiyan devletine dönüşmesi. En kötü şey hayatta zaten benzemek istemediğinize giderek benzemeniz. O yüzden tabii ki Orta Doğu'daki yegane çözüm böyle bir hoşgörü, karşılıklı saygı temelinde barış içinde bir arada yaşamak. Türkiye için de bu geçerli ama
Yani şöyle söyleyeyim, babam Divrili demiştim. Biz işte Sünnilerle Alevilerin ayrı ayrı pilav günlerini bile bir arada yapmalarını sağlayamadık. Ya gelin iki tane pilav günü olur mu? Birlikte yapalım bu pilav gününü. Bunu bile sağlayamadık. Yani söylem olarak tabii hoş ama günlük hayatta gerçekleştirmek çok zor. Sizin gittiğiniz eski Yugoslavya'da farklı kavimler arası evlilik oranı bile %28'lerdeydi. O bile işte Milosevic diktatörlüğü ile sonuçlandı yani. Hani cemaatler arası evlilik bile oradaki etnik kıyımı engellemedi. Yani çok dikkatli olmak lazım hakikaten. Çok kolay olmuyor. Halbuki hepimiz kardeşiz zaten. Bütün dünya, dünya kardeşi. Hepimiz de kardeşiz ki Aleviler, Sünniler sonuçta tabii. Müslüman. Tabii. Yani ayrılık olacak bir durum yok. Ya zaten herkes kendini nasıl tanımlıyorsa öyle. Biz niye başkalarına tanım yapıyoruz? Evet. Ben öğrencilerime soruyorum. Kimse beş kuşak öncesini bilmiyor. Ya beş kuşak öncesini bilmeyen bir toplumda zaten ırkçı olmanız, kavmiyetçi olmanız... İçimizdeki şeytan bu yani, egoizm. Kendi egonuzu bütün egoların hiyerarşik olarak üstünde görmeniz. Zaten maddeten mümkün değil. Beş kuşak yerinizi bilemiyorsanız o zaman bari dediğiniz gibi herkese karşı hoşgörüyü gösterelim. O zaman Kürt kardeşlerimizle olan şu an yani suni çıkartılmış bir sorun olarak görüyorum ben. Çünkü 1000 seneden beri beraber yaşayan, o zaman toplumun önderleri olan Selahattin Eyyubi gibi... Ya manevi önderler olarak Bediüzzaman Said Nursi gibi, yani bütün Türk Kürt halklarını beraber zaten kardeş yaşayan bir ülkedeyiz biz. Evet. Bu ideolojik bir sorun mu? Bir, ikincisi niye terör örgütüne o zaman bazı Avrupa ülkeleri veyahut Şangay devleti neden destek veriyorlar? Ne gerekçeyle? Yani Türkiye üzerindeki bir oyun mu yoksa kendi ideolojilerinden kaynaklanan bir destek mi? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Ben meseleye şöyle bakıyorum. Yani Türkiye'de yurttaş merkezli bir anayasa sorunu büyük ölçüde çözecektir. Yani herkesin kültürü, inancı, kimliği, dilini özgürce yaşadığı. Oraya doğru da gidiyor. O yüzden mesela son anayasa referandumuna da olumlu oy vermemin nedeni o. Ve bunun somut tezahürü de şu olacak. PKK'nın dönüşmesiyle, yani Kürt siyasi hareketinin diyelim, açık meşru zeminde siyaset yapmasıyla 12 Eylül'den gelen o otoriter devlet yapısının dönüşmesinin senkronizasyonunu sağlamak. Yani uluslararası düzeyde eğer bu başkaları tarafından kullanılan bir konu haline gelmesini istemiyorsak, bizim yol haritamızda biraz hızlı davranmamız lazım. Mesela bu demokratikleşme paketi vesaire... ileride de gördüğümüz gibi belki yurttaşları paket manyağı haline getirmeden kapsamlı reformları bir an önce yapmak, seçimde de yurttaş zaten ona göre karar verecektir. Yani Türkiye'nin buraya doğru geldiğini ve geçmişteki bu kardeş kavgasına yönelik de artık hakikaten tırnak içine bir helalleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İşte şehit anaları dahil olmak üzere herkes yeter ki artık barış olsun. Çocuklarımız ölmesin diyor. Bence bu iyi bir zemin. Yani toplum buna hazır aslında. Evet. Sayın hocamız Adnan Oktar bir programında ben Kürt kardeşlerimize devletimiz adına kendim özür diliyorum dedi. Ama bu uygulamaları sizce şimdi yargılama sürecinde olan kararları verilen, iddia edilen Ergenekon terör örgütü gibi devletin içinde yapılanmış ve o kardeşlik yapısını bozup özel bazı uygulamalarla şer ortamı hazırlamış diye ben görüyorum. Bilmiyorum sizin nasıl aynı kanaatteyim. Yani Ergenekon olsun, Balyoz olsun ve diğer mahkeme sonuçları Türkiye'deki bu darbeci arayışları caydırıcı bir etki yaratmıştır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında meşru zeminde mücadele etmek yerine bir tür darbeler, kontrgerilla faaliyeti ve milli mutabak hükümeti gibi arayışların yani çıkmaz bir yol olduğunu gördük hepimiz, yurttaş da gördü. Bütün bu davalar AİHM'e gittiğinde ben yine benzer bir şekilde usul hataları varsa tabii bunlar giderilmeli, hiç kimseye haksızlık yapılmamalı ama esas itibariyle Türkiye'deki demokrasinin kurumsallaşması açısından bu davaların son derece
kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki dava, bir tane JITEM davası vardı bu Temiz Özlü'yle ilgili. Ona da katıldım. Kamuoyunun ilgisi yeterli değil. Kenan Evren davası da dahil. İki baro falan katılıyor. Yani sadece mahkemelere bırakılacak bir iş değil. Yani bizim hakikaten bunun fikri takibini sürdürmemiz lazım. Bir de işte yani devletten bağımsız olarak yurttaşların da işte bir arada yaşama iradesini göstermesi, birbirinden özür dilemesi, birbirinin hakkını, hukukunu koruması bence çok kıymetli. Ya siz aydın ve hoşgörülü bir insansınız. Yani insancıl ve vicdani yönünüz gayet kuvvetli. Sevecen yaklaşıyorsunuz, olumlu yaklaşıyorsunuz. Yani pozitif ve yapıcı yaklaşıyorsunuz. Bu şekilde olması önemli. Yani farklı görüşler, farklı diller olabilir insanlar arasında ama ortak değerlerde de bir yapıcılık sağlanabilir ve fayda sağlanabilir ülkeye ve insanlığa. Dolayısıyla birlik ve beraberlikten yana olmanız çok önemli bir faktör. Tesbihin tanelerini tutan ip gibi yani ortak değerler. Her bir tane ayrı olabilir ama o tesbihin ipi işte bizim ortak değerlerimiz ki esas itibariyle bu hep dediğiniz gibi hoşgörü. Karşılıklı itimat, güven duymak tabii. Sırtını dönebilmek. Savaşlarda omuz omuza Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na mücadele vermişsiniz. Sivil hayatta bu omuz omuza sürdürüşün olmaması için hiçbir neden yok. Evet, öyle olması lazım. Şu anda siyasetin neresinde duruyorsunuz? Siz bağımsız İstanbul'dan kazandınız vekilliği değil mi? Kolay bir şey değil yani İstanbul'dan onu almak. Evet, sormayın. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ni kurduk. Türkiye'deki ekolojik duyarlılıklarla özgürlükçü siyasetin hemhal olmasını sağlıyoruz. Türkiye'de özellikle siyasi yapılar hep grup merkezlidir. Grup merkezli değil, birey merkezli bir siyaseti geliştirmeye çalışıyoruz. Demin söylediğiniz gibi bir vicdan kürsüsü, Türkiye'nin böyle bir aydınlık yüzü oluşturabilirsek ne mutlu bize. Yani biraz da istiyorum ki genç kuşaklar tabii el alsınlar. Geçen yaz bir daha eski AHİT'te bir cümle dikkatimi çekti okurken 50 yaşından sonra idari görev almayınız diyor. Bu bir işaretse yani genç kuşakların artık bunu sürdürmesi lazım. Çünkü hastaneye gittiğimde kan vereyim dedim. Ya 50'sinden sonra kan bile veremiyormuşsunuz. Yani demek ki siyasete kan vermek için gençlere ihtiyaç var. Bu tür emareler, alametler çoğalıyor. O yüzden kadın arkadaşların, gençlerin biz biraz daha siyasette hatta amatörce, işte, Latince'de şey ya, işin keyfini çıkarmak. Yani siyaset bir meslek olmamalı. Evet. Mesleğiniz ne? Kasap. Mesleğiniz ne? Tellak. Mesleğiniz ne? Siyasetçi diye. Siyaset meslek değil. Doğru. Yani bir yaşam biçimi. Öyle bakmak lazım. Evet, gençlere de yol açmak lazım ama evet. Kur'an'da da olgunluk çağı 40 olarak belirtiliyor. Yani 40'tan sonra demek ki hakikaten insanların yaşadığı şeyler kendisine tecrübe, birikim ve olgunluk katıyor. Yani her insan, yani bunun zengini fakiri yok. Her insan hayatında belli zamanlarda zorluklar, sıkıntılar, çileler çekiyor. Ve bunlar insana kamillik, olgunluk, pişmişlik, merhamet, vefa, saygı, hoşgörü olarak geri dönüyor. Yani aslında faydalı yani insan ruhuna. Ve toplum bilincine, hayatına faydalı. O yüzden tecrübelerin yönlendirmesi de faydalı bence. Doğru. Ama siyaseti olgunlaştırıyor zaten. Yani olgunlaşalım öyle siyaset yapalım değil. Eş anlı yaparken olgunlaşıyorsunuz. Şüphesiz evet. Hatta biraz fazla olgunlaşıyorsunuz ya. Yani. Türkiye'de tabii. Kolay iş değil çünkü. Hakikaten herkes birbirinin açığını aradığı için bir yengeç sepeti gibi. Ben mesela ne zaman mütedeyi ya da işte sağcı ne derseniz kanallara çıktığımda hemen mesela bazı çevrelerden itiraz geliyor. Vay niye oralara çıkıyorsun? Ya peki mütedeyin insanlara seslenmekte ne mahsur var? Yani nedir problem? Her yerde kendi fikirlerinizi ifade etmenizde nasıl bir sıkıntı olabilir? Yani orada mahallecilik, bizim mahalle, öbür mahalle ayrımının, herkesin kendi gettosunda yaşaması... aslında Türkiye'de birbirini tanımayan insanlar birbirinden nefret ediyorlar yani. Yani bilmediği için tepki duyuyor yani. Zaten tüm çıkan olası sorunlar da tabii. Bu yüzden çıkmıyor. Bu devletlerin iç problemleri, Türkiye'de tabii. Olabilecek tabii. İç çatışmalar. Tabii. Birbirlerini ötekileştirmekten kardeşliği benimseyemiyor tabii. Kimse. Sevgi oluşmuyor.
Halbuki tabii. Gelecek nesli de herkesin çocuklarını da o yönde eğitmesi gerekiyor. Doğru. Sevgiyle, doğru. Barışla, anlayışla eğitmesi gerekiyor. Yani gavur lafı bile öyledir. Gavur lafı Farsça'da ateşe tapan demek. Yani tırnak içinde gavur dediklerinde ateşe mi tapıyor? Hayır. Peki niye öyle diyorsun? İşte bilmediğin için. Evet. Yani benim gibi değilse mutlaka şöyledir diye kodladığın için. O kültürel kodları deşifre etmek, hayatın değişebileceğine, dönüşebileceğine inanmak sizi zaten umutlu kılıyor. Umudunuzu yitirdiğinizde zaten artık ölmüş bir varlıksınız yani. Ama mesela İstanbul'a baktığımızda İstanbul'un bu hale gelmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi işte azınlıkların dışlanması. Halbuki işte Ermenisiyle, Rumuyla, diğer azınlıklarıyla İstanbul İstanbul'du. Yani güzelliği oydu zaten. Sonra onu ne kadar tektipleştirdikse o kadar yoksullaştırdık. Mesela Bizans döneminde ibadethane, eğlence yeri ve siyaset yerinin üçgeni Sultanahmet. Osmanlı'da da öyle. Evet. Şehrin kalbi. Belki şimdi şehrin kalbi kalmadı yani. Kalpsiz bir şehir olduk. Belki problem orada yani. Zaten birçok ünlü Türk ressamının hocaları Ermeniydi. Tabii. Bunun dışında çok ünlü muhteşem tabloları yapan ressamların çoğunluğu da Ermeniydi. Mesela Civanyan vardı ki hala çok değerli tüm tabloları. Ama dediğiniz gibi zaten sanatta da bir değişim oldu. Eski sanatı şu an bulamıyoruz, bakıyoruz. Bir postmodern sanat var. Belki bir felsefesi var ama estetik açıdan gerekli boşluğu dolduramıyor. Enstalasyonlarıyla, çeşitli yaklaşımlarıyla dolduramıyor açıkçası. Çünkü iyi ile kötü arasındaki ölçü ortadan kalkıyor. Evet. Bir ara Gauguin'e soruyorlar, sanat sanat için midir, sanat toplum için midir diye. O da diyor ki sanat olsun da ne için olursa olsun diyor. Yani, yani İstanbul'da balyan olmadan İstanbul olabilir mi yani? Şu müthiş camiler, şeyler, yani Galata'nın kendisine baktığınızda mesela benzerlerini Beyazıt Saat Kulesi ve Yangın Kulesi'nde görüyorsunuz karşı karşıya falan. İstanbul'un bütün estetiğini oluşturuyor. Bu bizim ortak kimliğimiz zaten. Yani o ayrı kodlamaya da gerek yok. Ortak değerimiz yani. Yemeğiyle, kültürüyle, siyasetiyle müthiş bir renk katmış. O gökkuşağı biz bir tektipleştirmeyi marifet zannediyoruz. Müziği saymadınız ama izleyicilerimiz sizin o yönünüzü de öğrensinler. Ya işte müzik, benim kardeşim operada flüt çalıyor. Ben de işte klarnet ile o dünyaya dair olmaya çalışıyordum ama bizde bir anlamıyla siyaset yoksullaştırdı tabii. Zaman ayıramıyorsunuz. Zaten işin esası siyaset zamanı olanın işi oldu. Kimin zamanı var? Bir aylakların zamanı var. Bir de ekonomik olarak gücü olanların. Peki yoksulsanız siyaset yapamayacak mısınız? Mesela bu yerel seçimlerde bakıyorum, bütün partiler adaylardan acayip paralar istiyorlar. 3 bin, 8 bin. Ben diyelim YKT şoförüyüm, ben de aday olmak istiyorum. Ne olacak? Yani siyaseti yoksullaştıran bir şey, böyle bir akçalı bir şeye bağlamak falan. Ama bence siyaset hayatın bir parçası. O yüzden edebiyatıyla, sanatıyla, müziğiyle insanlar hobilerinden vazgeçmemeli. O bizim anlam dünyamızı zenginleştiren bir şey. Evet. Tek başına siyaset de sıkıcı bir şey. Yani. Siyasetle yatıp siyasetle kalkmanın bir manası yok. Hayat-siyaset ilişkisinde siyaset hayatı dönüştürmenin bir aracı. Hayata siyasetin aracı diye baktığınızda, bir siyasetçi hayata herkese seçmen gözüyle baktığında o da çok tatsız tutsuz bir şey ki bolca örneği var memlekette. O tür materyal bir bakış açısı sanatı da etkilemiyor mu? İnsan ruhunu etkilediği ortada değil mi? Yani şimdi ortaya çok iyi sanat eserleri çıkıyor mu? Çok iyi mimariler çıkıyor mu sizce? Yani eski mimariler daha estetik. Eski besteler daha güzel. Eski müzikler. Bizim Arnavut kaldırımlarımızın yerine hangi beton tutabilir? Yani onun üzerine betonlaştırmayı modernleşme zanneden bir zihniyet var. Ya şu giydiğimiz diyelim takım elbiseler bile. Düşünsenize bunlar cizit papazlarının kıyafeti. Kravat dediğiniz hırvatlardan gelmiş. Biz modernleşmenin yolu takım elbisedir, kravattır falan diye bir format atmıyor muyuz? Ya parlamentoda uğraştık durduk. Ya bırakınız herkes kıyafetiyle özgürce meclise gelsin diye iç tüzüğü değiştiremedik. Şu Avrupa parlamentosunda başörtülü mü, kravatlı mı, kravatsız mı kimse bakmıyor. Bu konularda rahat olmak lazım yani. Herkes nasıl kendini iyi hissediyorsa öyle olmalı.
Ben de kravatı açtığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Kravat o yüzden takılırmış zaten. Çıkardığınız zamanki ferahlığın tadını almak için. Hiç takmazsanız hep ferah kalıyorsun. Evet. Özgürlükler yani herkes için tam yaşanabilir bir ortamda olması gerekiyor değil mi? Yani özgürlüklerin sınırı ne olmalı? Yani bir başkasının sizin alanınıza, özgürlüğünüze müdahil olduğu zaman tabii mı bir sınırdır? Nasıl bir? Tabii o işte klasik Hobbes'un açıklaması. Ya başkalarının özgürlüğüne halel vermediği müddetçe herkes özgür olmalı. Zaten en büyük mutluluk bu. Mutluluk budur. Zaten belki de mutluluğu tarif etmemek lazım. Yani şöyle olursan mutlu olursun dediğinde o sıkıcı bir şey oluyor. Ama mutsuzluğa neden olan koşulları ortadan kaldırmak mümkün. Yoksa herkesin nasıl davranırsa mutlu olacağını söylemek zaten işte otoriter bir rejime doğru bizi götürüyor. Siyasette de hayatın her alanında da özgürlükçü, demokrat bir perspektife sahip olmak gerek. O da dediğim gibi belli bir özgüven gerektiriyor. Kendi düşüncenizi ancak halka rağmen gerçekleştirebileceğinizi varsaymak işte bütün Jacobin diktatörlüklerin şeyidir, temel malzemesidir zaten. Ya şimdiki demokrasi o özgürlüğü karşılayabilen bir yapıda mı? Değil, bu bir geçiş süreci. Yani tabii sadece ülkemiz için, dünyada tabii da ve ülkemizde tabii de. Bu bir geçiş süreci ama oraya doğru adım adım gidiliyor. Yani maksimalist bir şekilde bakıp her şeyi bir kerede yapılamadığını Türkiye'de gördük. Adım 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 bu kazanımların alanı genişletiliyor. Buna destek vermek lazım. Mesela bu sivil anayasada da hep böyle takoz olmaya çalışanlar var. Hayır. Adım adım bu nefes alma, soluk alma alanımızı genişletecek bütün adımları hem katkı sunmak hem de desteklemek yani bizi daha mutlu kılar herhalde. Tabii güzelleşmede bir sınır olmaz hiçbir zaman. İmkan oldukça insanlar fikirlerini ortaya koydukça zaten güzelleşme, her şeyi iyileştirmeye devam etmek gerekiyor. Doğru. Zaten hayatın esası da bu. Yaşamımızı daha estetize etmek, daha güzel kılmak, çirkinlikleri en aza indirmek ve burada da işte fikren bir alışveriş sisteminin baki kalması. Evet. Aslında bize o özgürlüğü Allah veriyor. Bakın Kur'an'da şimdi bağnazların uyguladığı şey tamamen dinle 180 derece farklı. Yani sürekli bir baskı, kısıtlama, özgürlük alanını daraltmadır. Ama Kur'an'da bakın ayette diyor ki siz de bilirsiniz şeytanın Allah'sınız. Dinde zorlama yoktur. Bu bir ayet. Bir başka ayette peygamberimize hitaben ve dolayısıyla bütün insanlara da sen onların üzerine zorlayıcı ve baskıcı değilsin. Sen sadece teklif, tebliğ edicisin diyor. İşte gerçek özgürlüğü veren ana anlayış bu. Yani kimseye ne fiziki ne psikolojik herhangi bir baskıda üstüne bir psikolojik baskı yapmamak. O yüzden meşveret evet önemli. Yoksa yani dediğim dedik her şey benim keyfime ve iki dudağıma kaldığında meşverete gerek yok. Yani meşveret meclisleri de adını ister şura değil, ister parlamento değil, ister komün değil, ister doğrudan demokrasi değil. Birbirinize danışarak ortak aklı ve optimumu bulmak. Bunun mekanizması bu zaten. Hani hep şey denir mesela egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dikotomisi kurulur. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır dediğinizde peki bunun nasıl olacağı, bunun mekanizmaları nasıl olacağını işte yine meşverete girmiyorsunuz. Yani o mu bu mu diye bir şey yok. Her iki durumda da sizin o egemenliği yöneten yöneten ilişkisinin zemininin bir meşveretle oluşması biz zaten özgürlükler ve demokrasi zemininden ayrılmamamız gerektiğini getiriyor. Tabii onunla ilgili Kur'an'da sure de var. Şura suresi yani tabii böyle meşverete dair, istişareye dair. Peygamberimize dahi Allah hitap ediyor. Sen onlarla istişare et ama hani kararında azmet. Kendine kanaatinin yüksek olduğu kendi kararında diye ama bir istişare var. Bir meşveret var. Mutlaka insanların fikirlerinin alınması. Çünkü sonsuz akıl yanında bizim aklımızın yetmediği veyahut başka akıllardan çok daha güzel gelebilecek fikirler, akıllar, görüşler olabilir. Yani o verdiğiniz insan... tabii o verdiğiniz örnekte bile yani bir peygamberlik durumu bir müessesesi var. Şimdi yani bugün tam da söylediğiniz gibi kimsenin kendini peygamber konumuna koyma durumu olamaz yani.
Yani bu bütün liderlerin tam da bu halden sakınması gerektiğini ortaya koyar ki bir dahi onun dışında firavuni yaklaşımlar var işte. Mısır'da gördüğünüz gibi bugün 20. yüzyılın firavunları var yani. Kendine bir tür ilahiyat atfetmek, kadiri mutlak vehmine kapılmak. Yani işte buna zaten isyan ediyor Mısır halkları, Türkiye'deki insanlar darbecilere karşı, Türkiye'nin Sisi'lerine karşı tepki gösterirken itiraz ettikleri bu zaten. Bir deyim vardır. Aklı pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almış yine diye. Çok doğru. Evet. Zihniyet değişimi lazım değil mi? Herkes başkasının zihniyetini değiştirmek ister. Herkes kendinden memnundur, haklısınız. Evet, ama o değerde olmak lazım. İnsanlara değer vermek, aklına değer vermek, istişare etmek ve akil insanlardan istifade etmek. Siz mesela gerçekten akil bir insansınız ve koyduğunuz ortaya değerlerden mutlaka istifade edilmesi gerekir. Siyasetçilerin de, kanaat önderlerinin de, toplumun da, sivil toplumların da öyle akil insanlardan istifade etmesi faydalıdır yani. Doğru. Toplumu ilerleten bir şey. Kendine bakmamak lazım zaten. Evet. Akıl akıldan üstündür hakikaten. Bir şey sizde bir pencere açıyorsa, ya hakikaten bu böyle de düşünülebilir diyorsanız o sizi zenginleştiriyor zaten. Hani bu kadar her sorunun yanıtı bende, ister ki sen sorularını sor tavrı iyi değil. Üniversite hocanın bir tanesi öğrenciler demiş ki ya hep aynı soruyu soruyorsunuz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, sınıfta kalıyoruz. Niye? Çünkü demiş her sınavda ben yanıtları değiştiriyorum. Hayat da böyle, sabit yanıtlar yok. Sürekli yanıtlarımız da gelişiyor ve değişiyor. Ve insanlar ikiye ayrılıyorlar. Bunu bilenler ve bilmeyenler diye. Evet, yani bir imtihan dünyası olduğu için. Doğru. Yani güzel de olacak, çirkin de olacak. Doğru da olacak, yanlış da olacak. Yani bu dünya hayatının sonuna kadar bu böyle olacak ama biz dünyada güzelliği demiş yani dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı her sevmekle başlayacak her şey diye. O yüzden sevgi temelli Allah'ın bizden istediği zaten sevgi. Yani siz de görüyorsunuz ki yani yazarların siyaset evet, sevgisizlik dili var. Yani bir sevgiyle yaklaşım yok. Yani öteleştirme, farklılaştırma, kendinden gayrı düşünme. Yani bu her türlü yani bağnazlıkta da var, solda da var. Yani solun tabii, değerlerinde tabii. Yani global bir insani barış, sevgi ortamı amacı yok muydu? Ama o zaman niye sol görüşlü kardeşlerimiz değil mi size sağ mütedeyyin televizyona çıktığınızda itiraz ediyorlar veyahut daha evvel yaşantınızdaki bazı şeylere hani, değil mi? Onlara anlayışlı olmaları gerekir. Madem sevgi barış dünyası. Şu abdestinden şüphe duyma hali o yapılacak bir şey yok. O psikosomatik bir durum yani. Yani kendi küçük dünyanda kalmanın hani psikolojide falan hakikaten bir adı ismi var. Hep siz bana sordunuz, ben de size bir soru lütfen sorayım. Bakalım ne yanıt vereceksiniz. Bozkır kültürü ile Akdeniz kültürü arasında iki temel fark var. Bozkır kültüründe nefsi emmarenin denetlenmesi esas. Hı hı. Akdeniz kültüründe ise arzularını tüket ki arınasın teması esas. Hangisi size daha yakın? Estağfurullah, bu güzel bir soru. Ama ben tabii coğrafi şartların insan psikolojisi ve o evet yöre bilincine etki ettiğine inanıyorum. Yani evet, mesela Balkanlar, siz gördüyseniz sert tabii dağlar, tabii, o coğrafyada bir yaşam sürdürmek, karakteri de değil mi? Elektriğin olmadığı evet zamanda bir zorlu evet ortamlarda bu bir karakter doğru oluşturuyor. Ama hakikaten insanın tefekkürüne evet ve iş dünyasına fayda eden ortamlar. Yani insanın yine kendinde bitiyor o aslında. Tabii, tabii. Yani siz bazen o, bazen bu da olabiliyor. Yani böyle belki de kategorize etmemek lazım. Bazen kendinizi denetleme evet ihtiyacı, bazen gerçekleştirme ihtiyacı oluyor. Evet. Yani şimdi tabii insanın içinde nefs var. Nefsle birlikte yaratılmış evet ve vicdanı var. Bu ikisi arasında bütün hayat boyu bir imtihan var. Nefse fücurunu ilham edene diyor Allah. Yani nefse kötülüğü Allah'ın ilham ettiği var. Ama siz de vicdanınızla, vicdanınıza gelen ilhamla ve Kur'an'la, iyilikle hayat boyu o iyiliği, kötülüğü iyilikle yenmeyi bir imtihan işte bu zaten kendi içinizde. Ve bu daha sonra toplumda, insanlar arasında. O yüzden yani Akdeniz kültüründe hakikaten dediğiniz gibi olabilir ama kendi içindeki o vicdanı nefsine bastırmış bir insan veyahut o ortam da onu sağlayabilir. Yani siz oradaki mükemmel deniz
manzara, ortama baktığınızda tropikal ağaca ne muhteşem yaratılış deyip kendinizi besleyebilirsiniz oradan, imanınızı güçlendirebilirsiniz. Yani bu, bunu şunun için söyledim. Mesela Brodel'in Akdeniz Havzası ile kitaplarında da görüyorsunuz çalışmalarda. Yani hiç birbiriyle ilgisi olmayan Cezayir'inden Yunanistan'ına, Türkiye'ye, Suriye, o Akdeniz kuşağındaki ülkelerde nasıl ortak düğünler, ortak ölüm merasimleri, yani nasıl bir ortak yemek folklor olduğu çok ilginç yani. Evet. Çok farklı bir havza ama nasıl birbirini besleyerek birbirini zenginleştirmişler. Çok etkiliyor insanı. Tabii ben küçüklüğümden beri ona şahit oldum. İzmirliyim ben. Normalde Yunanistan-Türkiye arasında eskiden problemler vardı. Şimdi öyle bir problemler yaşamıyoruz ama halbuki en başından kardeşlik içerisinde hareket edilmesi gerekiyordu. Çünkü İzmir'deki kültürle Yunanistan'ın kıyı bölgelerindeki kültür, yemekler neredeyse aynı. Bir farklılık yok arasında. Nokta dergisi bir ara bir anket yapmıştı. Yunanlılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aleyhte fikir beyan edenlerin %95'i tanımamış hayatı bir tane Yunanlıyı ya da Yunanistan'da herhangi bir Türkiye'yi. Yani tanımadığınız için oluyor. Aslında ne kadar ortak bir havuzdayız aslında. O açıdan hakikaten ilginçtir Akdeniz kültürü. Evet, bizim de yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak yani o kültüre yakınız ama tabii dağlık bölgelerimiz de var. Farklı yapıda insanların hakikaten yapısını, psikolojisini etkiliyor ama yani insanın manevi değerlerini kendi içini besleyen birçok şey var. Yani onlarla bir dağdaki çoban arif olabiliyor. Yani bilgi ayrı bir şey ama arifte de ayrı bir şey değil mi? Aşık Veysel işte şeydir, Ümmi'dir. Yani Yaşar Kemal'in herhalde 40 küsur civarında kitabı oldu. Şimdi sayısını bilmiyorum. İlkokul mezunudur yani. Evet. Hani bize böyle münasebetsiz laflar ortaya atıldı ya, yok çobanın oyuyla bilmem neyin oyu bile olur mu falan diye. Ya biz ne ordinarius profesörler gördük. Bu memleketin başına dert olan yani. Yani dediğiniz gibi böyle diplomayla ölçülecek bir şey değil ki. Her yurttaş, her insan kendi başına bir cevherdir. Ona böyle Cumhuriyet Savcısı gibi kıymet biçip senin bir oy hakkın var, 30 ay hakkı var diye bir şey olabilir mi? Ama bunu bile diyen okumuşlarımız çıktı maalesef. Evet. Yani her türlü insan olacak. Var. Biz onları işte o sevgisizlik ortamını gidererek insanlara kıymet vermeyi, sevgiyle bakmayı öğretmemiz gerekiyor. Doğru. Yani programlarımızın da gayesi budur. Yani birleştirici olmak, uzlaştırıcı olmak ve sevgiyle bakmayı öğretmek. Yani o şekilde bakınca, çünkü insan da genel olarak hakim toplumda yani devamlı önce bir negatif taraflarını görme. Dolayısıyla onu sevgisizliğe ayrıştırmaya yetiyor. Onun belki %5'tir kötü tarafı veyahut 10'dur. Sen %90'ları say bir önce. Onunla sevmeye çalış. Değil mi? Ondan sonra bir kıymet ver. İhtiyacını gördüğün şeyde yardımcı ol. Yanlışını gördüğünde düzeltici ol. Şu kendini sevmeyen başkasını da sevemiyor. Kendi çevresine diyelim hayvana kıymet vermeyen, hayvanı sevmeyen sevemiyor. Bu bütün bir şey hakikaten. Yani insan kendisiyle de barışık olması lazım ki başkalarıyla da barışık olabilsin. O kendi içinde fırtınalar yaşayan insanlar, o dediğiniz etrafa negatif enerji saçıyorlar. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinin çok ilginç bir cümlesi var. En az inananlar en çok inanır diyor. Allah Allah, bu ne demek diye düşündüm. Demek ki kendi kendini ikna etmek için dışarıya bir söylem oluşturuyor. O yüzden insanları ne söylediklerini en çok ne yaptıklarına bakarak da değerlendirmek lazım. Ya namuslu bir insan biliyor musun, ben çok namusluyum diye sabah akşam konuşuyorsa ya 10 dakika sonra belki sizi soyacaktır. O yüzden belli bir yaşa gelince insan hakikaten söylemlere değil, pratiklere bakarak sınama ihtiyacı oluyor. Bu hani biliyor musun çok milliyetçiyim, biliyor musun çok dindarım falan demin de bir manası yok yani, değil mi? Yani öyleysen zaten öyle yaşarsın ve insanlar senin öyle olduğunu zaten görürler. Evet. Bir reklam ajansı gibi insanın sürekli kendini anlatması da bir tuhaf yani. Yani toplum üzerindeki olumlu etki de zaten o şekilde sağlanıyor. Tabii, tabii. Sürekli doğruyu, sürekli güzeli uyguladığı zaman bir insan zaten güvenilir hale gelmiş oluyor. Tabii. Toplum o zaman bilmiyor onu. Yoksa herkes
Türk halkı ve Türkiye'de bulunan diğer birçok kardeşlerimiz, herkes oldukça uyanık zaten. Kimsenin farkına varıyor. Çok kül yutmaz bir yurttaş kitlemiz var, halkımız var. Ben de aynı kanaatteyim. Efendim, programımızın sonuna geldik. Eğer son söylemek istediğiniz, arzu ettiğiniz bir şey varsa onlara da lütfederseniz. Estağfurullah. Özdemir Asaf damla tamamlanınca damlar demiş. Türkiye'de de bu hani değerler havuzunun zenginleşmesi, derinleşmesi hakikaten her gün bir günlük çabayı gerekli kılıyor. Yani bu mücadelede, bu çabada herkese ben kolaylıklar diliyorum. Lütfettiniz, programımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ufuk Uraz'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar görüşmek üzere.